Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri iptal ettirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bunu tabii hukuk normunda düşünüyorum ve adil bulmuyorum. Oy çokluğuyla ilgili bir problem var deniyordu ve oy çokluğuyla ilgili eğer oy çokluğu geçerse seçim iptal edilecek diyordu. Menfi bir sonuçlandırmayla bunu düşünerek ele aldığını düşünüyorum ve adil görmüyorum bunu. Adil görmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da önümüzdeki süreçte daha güçleneceğini, daha aktif çalışacağını ve bu ülke için çok şeyler ve çok şeyler yapacağını ve çok büyük umutlar vaat edeceğini gönlümle inanıyorum. Ama demokraside sınıfta kaldık. Ülke olarak demokraside sınıfta kaldık. Çok üzülüyorum demokrasi adına. Yani aynı kişiler bir sandıkta ilçe belediye başkanlarını seçiyorlar uygun, büyükşehir belediye başkanı seçiyorlar uygun değil. Ben memleketim adına son derecede üzgünüm. Demokrasi adına çok üzgünüm. Neye inanacağız, biz neye güveneceğiz? Dilerim aydınlık günler bizi bekler. Bence iyi. İyi bir şey, iyi bir şey. İyi bir karar vermiş. Ya milletin kafasında soru işareti kalmadı yani mesela. Her şey belli olsun. Her şey açık açık belli olsun. Birisi diyor çalmış, birisi çalmamış. Yani ikisi belli oluyor yani şu anda. Daha iyi belli oluyor. İnsan karar versin daha iyi. Çok güzel. Ben vallahi bizim başkanın bir dalaverası diye düşünüyorum. Alevere, dalevere, allem, kullem. Yani yediremiyorlar tabii. Koskoca İstanbul. Koskoca bir sermaye, koskoca bir şeylik. Bunu kendilerine yediremediler. Bir kult taktılar, bilmem ne yaptılar. Seçimi yenilediler zaten kendi adamları. Umuyorum, inşallah öyle de umuyorum gene. Bir seçimde daha büyük fark olsun. Bu adamlar daha fazla MHP ile birlikte insin aşağıya. Vatandaş da biraz akıllıysa, biraz fikirliyse bu adaletsizliğe böyle dur diyebilir ancak. Bütün Avrupa biliyor, bütün dünya biliyor bu sahtekarlığı. Hırsızlık varsa, düzensizlik varsa zaten bunlar kendileri yapıyorlar. AK Parti olarak yani. Onlar yapıyorlar. Varsa az çalmışlar, bu kadar fark çıkmış. Şimdi daha fazla çalmayı umuyorlardır ama vatandaş inşallah ne kadar da çalsalar bu farkı büyüterek onları indirecekler. Öyle umuyorum ben. Son derece yanlış buluyorum. Açıkçası hukuka aykırı bir karar olmaması gerekir. Ülkenin yararına değil. Usulsüzlük varsa doğru buluyorum. Doğru. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri iptal etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani çok yakından takip ettiğim bir süreçti zaten. Oradaki problemin biraz da hükümetten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü YSK'nın kendi başına vermiş olduğu bir karar olmadığı çok açık. O sebeple önümüzdeki günlerin ne göstereceğini çok iyi tahmin edememekle birlikte iyi zamanlar beklemediğini düşünüyorum. Ekonomik açıdan çok güzel günlerin gelmeyeceği çok açık görünüyor açıkçası. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri iptal etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah daha iyi olacak. Tayyip'imiz kazanacak her tarafta. Kazandı olsun. Ben ne yaptı? Ne yaptı? Senin memnun olmanına yetmiyor. Gençler memnun mu? Memnun mu? Hangi memnunsun? Ne açıdan? Hastanelerde her yönden de memnun. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben demokrasiye büyük bir vurgun diyelim artık yapıldığını düşünüyorum. Artık bu Türkiye'mizde ilerleme göstereceğimiz bir zamanda hakkın, hukukun, adaletin yok olması bizleri derinden yaralıyor. Ama şu ekonominin bu kadar bozuk zamanda şu seçim bu Türkiye kaldıramaz. Eğer biz... Kimde var? Kaç para yardım alıyorsun? Ne kadar yardım alıyorsun? Ne kadar yardım alıyorsun? Ne kadar yardım alıyorsun? Evet. Erken seçim vurgusu gelecektir. Ve Türkiye'de o erken seçim kaldıramayacak. Kaldıramaz. Yani gücümüz yok artık. Ekonomik olarak gücümüz yok. Hangi, ne kadar milyonlarca işsiz insanımız var. İnan bugün marketlere, pazarlara git, insanlar bir şey alamaz hale geldi. Ben emekli bir insanım. Geçinebiliyor musun? Ben köyde yaşıyorum. Taşralıyım ben. Ama burada kızım var. Kızıma geldim. Onun sayesinde bir iki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yoksa mümkün değil kardeşim. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptal etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence hem hukuki hem siyasi açıdan çok hatalı bir karar. Çünkü daha önceden verilmiş kararlar var. Daha önceden kendi aldıkları içtihatlarla uyuşmuyor hukuki açıdan. O yüzden bence hatalı bir karar.
Türkiye'deki kanun sistemini bir kere kesinlikle inanmıyorum. Kanun enstrüman aleti Türkiye'de. Adalet ise nerede geziyor ben de onu bilmiyorum. Ben kesinlikle taraftar değilim. Kazanan tarafa yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar vebal altındadır diye düşünüyorum. Seçim Kurulu'na artık itimadımız kalmadı. İstifa etsinler. 23 Haziran'da da onların başımızda olarak oylarımızı sahip çıkmalarını istemiyoruz. Saymalarını da istemiyoruz. Yeter artık. Yani halkın oylarını gasp ettiler, darbe yaptılar. Bu kadar basit. Lütfen yayınlayın. Lütfen. Artık yeter. Biz öyle madem sandıkla geldik, sandıkla gideriz diyorlar. O zaman niye sandığımıza gasp ediyorlar? Neden halkın oylarını hiçe sayıyorlar? Yeter artık. Yani İstanbul Belediyesi'ni cemaatlere vermek için mi bizim oylarımızı gasp ettiler? Cemaatler kazansın diye mi? Biz onun için mi çalışıyoruz? Ha? Biz hastayız. Ben kanser hastasıyım. Beni strese soktu. Bunun vebalini Sadi Güven'e. Demek ki emekli olmasını bu yüzden kabul etmemişler. Bir yıl süresini bu yüzden uzatmışlar. Yeter artık ya, yeter. 17 senedir iliğimizi, kemiğimizi kuruttular. Yeter. Ne emekli ne işçi. Hiçbir hakkımız kalmadı ya. Oylarımıza bile gasp ediyorlar. Bu kadar olur mu? Hangi ülkede yaşıyoruz ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Bir adalet yoksa bu ülkede, bu ülke bitmiş demektir. Benim adalete güvenim kalmadı. Ne hakimine ne savcısına. Benim bir şeyim olsa adliyede bunu bile kendi yandaşlarına çıkaracaklar. Eğer benim param varsa bu ülkede sesim çıkar. Sesimi duyarlar ama param yoksa beni ezmeye kalkıyorlar. Yeter. Yeter artık, sandığa sahip çıkmak istiyoruz. 23 Haziran'da da Yüksek Seçim Kurulu'nun o 11 milletvekilini istemiyorum. Savcısını da istemiyorum. İstifa etsinler, bu kadar. Ben hakkımı arayacağım. Eğer Avrupa İnsan Hakları'na başvurmam gerekiyorsa onu da yapacağım. Konuşun, konuşun. Niye konuşmuyorsunuz? Şimdi konuşmak zamanı. Şimdi konuşmak zamanı. Tamam mı? Şimdi konuşmak zamanı. Hukuka uygun hiçbir şey yok. Edemez, hiç kimse edemez. Bizi hiçe saymıyor, bizi hiçe sayıyor. Ne demek ya? O yüzden yönetim istifa etmeli bence. YSK istifa etmeli. YSK istifa niye etsin ki? Eder mi? Eder mi? Arkasında öyle bir kuvvet var ki. Neden emekliye ayırmadı Sadi Güven'i? Türkiye'de adalet yok. Adalet herkese lazım. Bir gün herkese lazım olacak bu adalet. Evet. Onlar getirir o adaleti ama işten geçmiş olacak. Yani belki biz görürüz görmeyiz ama bu devran bittiğinde o kadar uzakta değil. O kadar uzakta değil. Görelim inşallah. Yargılansınlar, başka hiçbir şey istemiyorum. Yargılanmalarını istiyorum. Çünkü benim oyuma sahip çıkamaz, gasp edemez, darbe yapamaz. Halk İkrem İmamoğlu'nu sevdi. Neden? Dürüstlüğünden. Her şeyi insanlara açık olarak yaptı, öyle değil mi? Ha? Meclis şeyini insanlara yayarak televizyonda ha, benim oyumu çalmış. Zaten 17 sene büyük hırsızlık olur mu? Yeter artık ya. Çıkardı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu yok etmeye çalışıyor. Ama biz onun arkasındayız. Fazlasıyla biz gelecek. Biz dürüstün hakkımızı yemeyenin arkasında duracağız. Türk milleti olarak. Bunu da buradan duyuruyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Usulsüz bir seçim iptali oldu. Zaten sunulan bahanelerde daha önceki seçimlerde de aynı kurallarla girildi çıkıldı. 2018 yazında da aynı seçim kurallarıyla Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Bir hata varsa burada da vardır. Bir de şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı iptal oldu. İlçeler iptal olmadı. Yani aynı şeye 4 tane oy atıyoruz. Nasıl bunların 3'ü doğru oluyor da biri hatalı oluyor? Bunlar belli tabii ne oldu ama İmamoğlu tabii inancımız tam yine. Kendi de söyledi. Gidip yine oy vereceğiz yani. Bir kaçışımız yok. Boykot diye bir şey kesinlikle yok. Yine oy vereceğiz. Daha ezici bir üstünlükle alacağına inanıyorum. İmamoğlu'nun işine yaradı bu süreç bence. Güçlendi de iyice yani. Halkın gözünde de daha sağlam bir imaja kavuştu. Bu yüzden bakalım. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Sadece o kadar. Seçim kurulunun seçimleri iptal etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yerinde bir karar olmadığını düşünüyorum. Halkın iradesi sandığa yansımıştı ve net çerlenmişti. Şimdi değişiklik yapılması, bilmiyorum, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri iptal etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yanlış yaptığını düşünüyorum.
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsan değiller. İnsan olmadığı için bu gibi şeylere başvurdular. Halkın bütün düşüncelerini yok ettiler. Böyle adi şerefsiz insanlar. Ben de söyleyeceğim bu kadar. Olmaması gerekiyordu bence. Hani zaten yani bir şey söylemeyeyim ama olmaması gerekiyordu bence. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Rezalet. Vatandaş oy alıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Seçilen seçilmiştir. Daha önce de oldu. Niye iptal etmediler? 4,5 yıl geçti. Bir ay içinde atacağız adamı dışarı demediler mi? Yapmasınlar. Yazık oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Evet. Şeyden Tayyip Erdoğan'dan başkası kimse bir şey yapamaz. Hani çok iyi oldu. Yani milletin, vatanın yararını. Tayyip Erdoğan kendini ispatladı. Dünyaya da Türkiye'ye de. Sağlık diliyorum ona. İrademize yapılan büyük bir haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk. Yeni Türkiye bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri iptaliyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun diyorum, bir şey demiyorum yani ama. Yazık ettiler. Yazık ettiler. Kazandıysa kazandı. Yani.